Merhaba arkadaşlar, Taman YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle iki renk kullanarak yapacağım çok güzel bir tığ işi. Battaniye yapımında, yelek modellerinde her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model paylaşmak istiyorum. Tığım 5 numara, böyle iki renk kullanacağım. Battaniye örmek istiyorsanız farklı farklı renklerle yapabilirsiniz. Yelek yapmak istiyorsanız aynı modeli angora tarzı yünlerle de deneyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi ben orta kalınlıkta çöp bebe yünleriyle yapacağım. Sizler de battaniye yapmak isterseniz bu şekilde yünlerle yapabilirsiniz. Şimdi taban kısmını sarı rengimle başlamak istiyorum. Hemen ipimi aldım. Evet, şimdi ipimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Şimdi zincir sayımızı nasıl ayarlayacağız? Modelimizi yaparken altının katları artı bir ilmek olarak ayarlarsak modelimiz tam olarak denk geliyor. Battaniye örmek isterseniz ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Çok büyük istemiyorum derseniz 100 santim. Ama birazcık daha geniş olsun isterseniz 120-130 santim zincir çekip onun üzerine modelinizi başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen 2, 3, 4, 5, evet 10, 18 tane zincir çektim. Bir de kenar ilmeğim. Toplamda 19 tane zincir çektim. Şimdi 19 tane zincirimi çektim. Burada bir zincir çekiyorum ve hemen bunun üzerine bir sık iğne yaptım. Sıradaki zincirime geldim. Yine bir sık iğne yaptım. Bir sonrakine geldim. Bu şekilde ilk sıramızda sıramız sonuna kadar her bir zincirimin üzerine bir tane sık iğne yaparak başlıyorum modelime. Tüm zincirlerimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Burada 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Örgümün arka tarafını çevirdim. Şimdi burada tığın başını doluyorum. Bakın buraya batmıyorum. Bu artırma yapmış oluruz. Bu sık iğnemin üzerine gelen şu zincirime denk gelmiş oluyor. O yüzden buna dokunmuyorum. Buradan başlayıp İkisini bir, ikisini bir çekerek trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Zincirimle birlikte iki tane yapmış oldum. Devam ediyorum. Bir sonrakine yaptım. 3. Bir sonrakine yaptım. 4. Bir sonrakine yaptım. 5. Sıradakine yaptım. 6. Şimdi normalde her bir modelimiz 5 trabzan üzerine denk geliyor. Şu bir tanesi bizim kenar ilmeğimiz. Yani kenar trabzanımız oluyor. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Taban kısmında bir sık iğne üzeri atladım. İkincinin üzerine battım. Yine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim burada. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Sıradaki sık iğnemi atladım. Bir sonrakinin üzerine battım. İkili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen buraya da batıyorum. Böylece 6 tane trabzan yapmış oldum. Bu benim kenar trabzanım oluyor. Şimdi arkadaşlar 6 tane trabzanımı yaptım. Bu ilk sıram olduğu için modelimizin kurulumu bu şekilde. Şimdi burada 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Pardon arkadaşlar, 3 tane değil, 1 tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim, döndüm. Şimdi her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın 2 3
4, 5 ve 6. Şimdi bu tarafa geçişte yine burada bir zincir çekiyorum. Buraya battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 5 tane sık iğnemi yaptım. Bakın burada bir zincirli yerim var. Oraya geldiğimde yine bir zincir çekip sonra trabzanımın üzerine sık iğne yapmaya devam ediyorum. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim, döndüm. Şimdi artık modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi bakın 3 tane zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Buna dokunmuyorum. Bunun hizası oluyor çünkü. Buna batıp trabzan yaparsak artırma yaparız arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen devam ediyorum. Bakın buradaki ikinci trabzanımın, pardon, sık iğnemin üzerine battım. İkili trabzan yapacağız. Şöyle yeniden göstereyim. Daha umarım anlatabiliyorumdur. Tığın başını bir tane doladım. Buraya battım. İkisini çektim. İlmeğin birini bıraktım. Bir de tığım üzerinde var. İki ilmeğim var. Şimdi tığın başını iki kez doladım. Bakın şuradaki 5 tane trabzanımın 1, 2 ve 3. Üçüncü, yani tam ortadakini bu şekilde bel kısmından dolayarak alarak bu şekilde ilmeğimi aldım. 2, 2 çektim. Kalan 3 ilmeğimi birlikte çektim. Yani 3 kere de çekmiş oluyorum bunu. Şimdi tığın başına bir tane doladım. Sıradaki trabzanlarımı yapıyorum. Bakın sık iğnemin üzerine geldim. İkili trabzan yaptım. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Evet, bakın 3 trabzan yaptığımda şunu da birlikte kapattığımda 4 tanesini yapmış oluyorum. Burada bir tane trabzanım kaldı. Şimdi tığım üzerine 2 kez doladım. Yine aynı trabzanımın üzerine bakın bu şekilde battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Bakın. Tığımın üzerinde 2 ilmeğim kaldı. Şimdi tığımın üzerine bir doladım. Sıradaki trabzanımı da yaptım. İkisini bir çekiyorum. Kalan 3 ilmeğimi bir çektim. Ve bir tane zincir çektim. Şimdi tığın başına bir tane doladım. Devam ediyorum. Bakın. Buraya da modelimizi yapacağız. Bitirincinin üzerine battım. İkili trabzan yaptım. Tığımın üzerine 2 kez doladım. Buradan 1, 2, 3'üncüye geldim. Bu şekilde batıyorum. 2, 2 çektim. Kalan 3 ilmeğimi birlikte çektim. Şimdi aradaki 1, 2 ve 3 tane trabzanımı yaptım. Toplam 4 tanesi yapılmış oldu şununla birlikte. Tığımın üzerini tekrar 2 kez doladım. Bakın bu trabzanımın burasından battım. 2 kez dolamıştım. 2, 2 çıktım. Tığım üzerinde 2 ilmeğim kaldı. Şimdi 5. trabzanıma batıyorum. İkisini bir çektim. Kalan 3 ilmeğimi birlikte çektim. Arada bir tane zincir çektim. Şimdi diğer modelime geçiyorum. Evet, bakın bu şekilde. Evet, bakın şimdi tığımın başını bir doladım. Buraya batıyorum. 2 ilmeğimi bir çektim. Bir tanesi tığım üzerinde kaldı. Bir de önceki ilmeğimle 2 ilmeğim var tığım üzerinde. Şimdi tığımın başını 2 kez doladım. Hemen şurada bakın 5 tane ilmeğim var. Şu benim kenar ilmeğim. İlmek diyorum, kusura bakmayın. Trabzanım var. Buradan 1, 2, 3. trabzanımı bu şekilde bel kısmından dolayarak, yani şöyle alt kısmından girerek, tekrar yapalım. Şöyle alt kısmından girerek 2, 2 çekiyorum. Kalan 3 ilmeğimi birlikte çektim. Şimdi tığın başını bir doladım. İkisini bir, ikisini bir çekerek 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tığın başını 2 kez doladım yine. Yine aynı trabzanımın, bakın bu alt kısmından giriyorum. 2, 2 çektim. Tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. İkisini bir çektim. Kalan ilmeklerimi bir çektim. Daha sonra bu kenardaki trabzanımı
Kilit trabzanımı yaptım, sıramı tamamladım. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kenar trabzanımla birlikte. Her birinin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi şuradaki yine trabzanların üzerine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın yine burada da devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Bu benim kenardaki trabzanım. Onun üzerine de yaptım bir tane ve döndüm. Şimdi ipimin rengini değiştiriyorum. Burada beyaz ipimi aldım. Dilerseniz siz aynı renkle de devam edip aynı renk üzerine de modelinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada rengimi değiştiriyorum. Evet, bu şekilde ipimi değiştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Bu benim ikinci trabzanım. Hemen şunları da şöyle sıkıştıralım. İkili trabzanımda ilk olarak 2 ilmeğimi bu şekilde ördüm. Diğer 2 ilmek tığımın üzerinde. Şimdi tığın başını 2 kez doladım. Bakın tam şu ortasında, yani sıradaki 5 trabzanın yine ortasına gireceğim. Zaten çok belli, bakın. 3 tanesi ortada görünüyor. 1, 2, 3. Şu tam ortadakine alt kısmından girdim. 2, 2 çektim. Kalan 3 ilmeğim 1 çektim. Tığın başında 1 doladım. Hemen arada 1, 2 ve 3 ilmeğimi, pardon, 3 tane trabzanımı yaptım. Tığın başını 2 kez doladım. Yine aynı trabzanımın üzerine bu şekilde geldim. 2, 2 olmak üzere çektim. Tığın başını 1 doladım. Şimdi bu kenardaki, yani 5. trabzanımı yapıyorum. Bakın ikisini 1 çektim. Kalan 3 ilmeğin 1 çektim. Bir tane zincir çektim ve devam edeceğim. Evet, modelim bu şekilde. Bir zincirimi çektim. Şimdi diğer modelime geldim. Bakın şunun üzerine. Birinci trabzanımın üzerine şöyle bir zincir çekiyorum. Şu altta bir zincirle geçiş yaptığım yer, bakın şurası, burayı atlıyorum. Trabzanımın, yani hizasına gelen bu sık iğnemin üzerine batıyorum. İkisine bir çektim. İki ilmeğim tığım üzerinde. Tığın başını iki defa doladım. Tam ortadaki trabzanımı bu şekilde alıyorum. 2, 2 çektim. 3 ilmeğimi 1 çektim. Tığın başını 1 doladım. Şimdi burada 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Tığın başını 2 kez doladım. Yine aynı trabzanın üzerine geldim. 2, 2 olmak üzere çektim. Tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. İkisini bir çektim. Kalan 3 ilmeğimi bir çektim. Arada bir zincir. Tığın başını bir doladım. Bakın o zincir üzerine atlıyorum. Buraya battım. Yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. Evet, aradaki o 3 tane olan trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar tığın başını 2 defa doladım. Yine aynı bu trabzanımın üzerine ikisini 1, ikisini 1 çektim. 2 ilmeğim kaldı. Tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. Bakın ikisini 1 çektim. Kalan, bakın tığın üzerindeki 3 ilmeği 1 çektim. Şimdi hemen kenar trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekip döneceğim. Bakın modelim bu şekilde arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Şimdi her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirle atladığım yeri yine bir zincir yapıp o şekilde sık iğnemi yapmaya devam ediyorum.
Artık yine zincirimin olduğu yere geldim. Burada da bir zincir çektim. Yine aynı şekilde her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi burada rengimi değiştirip aynı mantıkla devam edeceğim. Şimdi ben büyük bir parçanın üzerinde örüp sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bakın. Büyük bir parçanın üzerinde model kendini çok daha güzel gösteriyor. Gerçekten harika bir model oldu. Battaniye yapmak için kesinlikle düşünmemelisiniz. Hem çok düzgün duruyor, kesinlikle bozulmayacaktır. Tığ işi örgüler çünkü daha muntazam, daha düzgün duruyor ve bozulmuyor. Birazcık da böyle ben sıkı da örüyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu arkadaşlar bakın. Kesinlikle içine astar geçirmenize de gerek yok. Bu şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Yelek yapmak isterseniz angora tarzı yünlerle ve 7 numara tığ kullanarak yapabilirsiniz. Yeleğe de çok yakışacağını düşünüyorum ben. Nerede istiyorsanız bu şekilde bayan yeleklerinde böyle bebe yünleriyle yaparak bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.